Ben buranın nesiydim? Baş perisi. Tövbe estağfurullah. Kulina ile Nana seni buradan kaçırıp dünyada bir eve hizmetçi yaptılar. Amaçları seni yerine geçmekti. Ben imdadına yetişip seni kurtardım da her şey eski haline döndü. Ama dünyadan buraya gelirken küçük bir kaza geçirdik. O yüzden hafızanı yitirmiş olmalısın. Evladım, Allah senden razı olsun. Ne demek Yüce Makbuş. Şimdi artık eski görevinin başındasın işte. Burayı yönetmeye devam edebilirsin. İyi madem, ne yapalım? Yalnız o Kulina denen kadın oyuncakların aklını karıştırdı. Seni tanımazlarsa ciddiye alma, tamam mı? Tamam evladım. Telaşlanmanıza gerek yok sevgili oyuncaklar. Yüce Makbuş çok iyi. Yüce Makbuş mu? Kulina'dan kurtulduğumuza göre başperimiz yine Yüce Makbuş. Şoker, sen aklını kaçırmış olmalısın. Bizim bir tane başperimiz var. O da Yüce Kulina. Bak, gördün mü? Kulina sana karşı tüm oyuncaklarına sıkışkırtmış. Hadi hemen bir şeyler yap. Susun bakayım. Cık, terbiyesizler. Bana bakın. Sözümden çıkarsanız hepinizi kulaklarınızdan tavana asarım, ona göre, tamam mı? Haddinizi bilin. Bilgin çok bilmiş. Bir şeyler yapamaz mısınız? Lütfen. Ben kendimi bilimsel olarak geliştirdim. Güçlerim bu yönde. Bu durumdan bizi ancak Kulina kurtarabilir. Hı. O da hatta gitti. Bundan sonra yardımcım Şoker. Ay, olamaz. Onun sözünden dışarı çıkmayacaksınız. İşte şimdi yandık. Kurşun, uyansana. Ne oluyor ya? Uyan da balığa gidelim. Üsküdar'da sabah oldu. Bunların üstü başı niye böyle? Hepsi maskara gibi. Şoker efendi, söyle şunlara adam gibi bir şey giysinler. Hala ne bakıyorsunuz? Yüce Makbuş'u duymadınız mı? Hadi gidin sihirle mihirle bir şeyler yapıp üstünüzü başınızı düzeltip gelin hadi. Sen de sirk kaçkını gibisin. Ne bu soytarı kıyafeti böyle? Soytarı kıyafeti. Pardon. Böyle nasıl Yüce Makbuş? Çok güzel. İzin verin, size de kraliçeye layık bir kostüm yapayım. Hadi yap bakalım. Üstüme iyilik sağlık. Hiç oldu mu bu yaştan sonra? Oldu. Çok güzel oldu. Sen oyuncaklar dünyasına gelmiş en güzel baş perisi Yüce Makbuş. Güzel. Şu hale bakın ayol. Ortalığı pislik götürüyor. Umrunuzda değil. Ama biz böyle işler yapmayız ki. Kulina her şeyi sihirle halleder. Benim elim değmeden, gözüm görmeden içim rahat etmez. İşiniz gücünüz hoplayıp zıplamak. Yok öyle adetler. İş bu be. Hadi bakayım, söylenmeyin. Devam edin. Daha koca saray temizlenecek. Öyle bütün gün oyun oynayarak vakit geçirmek yok. Tamam mı? Ne yapacağız peki? Kızlar el işi yapacak. Erkekler de işe gidecek. İyi de burada yapacak iş yok ki. Nasıl yok? Ormandan odun kesersiniz. Balık tutarsınız. Meyve toplarsınız. Ne bileyim, boya badana yaparsınız. İş yokmuş. İsteyene iş çok. Nereden geldi başımıza bu? Ay, söylenmeyin hadi. Şoker benim formüllerimden birini kullanmış. Hata benim aslında. Onu hafife aldım. Peki şimdi ne olacak? Benim en büyük eksikliğim, bir şey yapıyorum ama nasıl geri döndüreceğimi öğrenmiyorum. Şuralarda bir şeyler olacaktı. Bu kıyafetlerden çok sıkıldım. Çok kötü. Bütün cazibem gitti. Sanki vardı da. Senden daha güzel oldun kesin. İşte burada. Hafızayı yerine getirme. Tamam, o var. Hay aksi, bunu nereden bulacağım? Karanlık bir mağarada yaşayan bir tür duvar mantarı tozu. Asıl önemli olan bu. Bulamaz mıyız? Ben Mavi Orman'da böyle bir mağara olduğunu duymuştum. Duvarlarında mantar tozları varmış. Hemen gidip bulalım o mağarayı o zaman. Ama orası çok tehlikeli. Evet, orası karanlık ormandan da korkutucu bir yermiş. Bir sürü tehlikeler varmış. Mağarada oyuncaklar dünyasında yaşayanların korkularıyla beslenen canavarlar varmış. Yani içimizden birinin o mağaradan bir şey alması mümkün değil. Biz çok korkarız, gelmeyiz. Hadi canım, bunların hepsi uydurma şeyler. Hiçbirine inanmıyorum. İyi, siz burada kalın. Yine her zaman olduğu gibi bilim için kendimi feda etmek bana düşüyor. Çok dikkatli olun. Umarım başarır. Yoksa yandık. İyi, yandık. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Yine kaytarıyor musunuz ha? Burası ne böyle? Çok bilmişin laboratuvarı. Darmadağınık her yer. Çabuk elinize bez alın. Buraları bir güzel temizleyin. Hadi. Yine mi ya? Hadi. Olmaz ki ya. Sen de kimsin? Kulina nerede? Tepemde cırlayıp durma. Zaten bütün gün şu oyuncakların sesinden kafam şişti. Anneciğim, kadın yemese bari beni pişirip de. Nasılsın Yüce Makbuş? Alışabildin mi buraya? Alıştım alışmasına da bu tembellerle işim var. Hep kaytarmaya çalışıyorlar. Merak etme, sen onları adam edersin. Şoker evladım. Bir televizyon olsaydı da uyumadan oyalansaydım. Televizyon. Televizyon yok. Ama daha iyisi var. Bak, canlı yayın. Bu iki mendebur değil mi onlar? Bakalım akılları başlarına gelmiş mi? Buyurun, akşam yemeğiniz. İzlerken de bir yandan da yersiniz. Sağ ol. Aslan evladım benim. Oh, ne güzel. Afiyet olsun. Bu evden yeni yıllar oluyor. Unutmuş muyum ne? Hakikaten çok korkunç. Of, bu mağara da nerede acaba? İşte burada. Ne kadar korkutucu bir yermiş. Nerede acaba bu mantar tozları? Mantarlar. Gelmesi gerekmez miydi? Acaba başına bir şey mi geldi? Eğer başaramazsa yandığımızın resmidir. Benim aklıma bir şey geldi. Dünyaya gidip Nana'yı bu durumdan haberdar edeyim. İksir? Şoker'in dünyaya gitme iksirini nerede sakladığını biliyorum. Evet, böyle durup her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Şu televizyondan hiçbir şey anlamadım. Habire o Nana ve Kulina cadısını gösteriyor. Canım sıkıldı. Siz neden yataklarınızda değilsiniz? Hadi bakalım. Marş marş. Ne yapacağız biz? Hadi. Ben en iyisi gideyim. Hay aksi. Burada sıkışıp kaldım. Ne yapacağım? Ben bilginim. Hiçbir şeyden korkmam. Kimse yok mu? Yardım edin. Kurtarın beni. İmdat! Biri sesimi duysun artık. İmdat! yardım edin bana. Hiçbir oyuncak bu mağaradan bir şey alamaz. Almak isteyenin sonu böyle olur işte. Sen aslında yoksun. Sen sadece benim korkularımın ürünüsün. Orası çok tehlikeli Nana. Bak bilgin çok bilmiş, geri dönemedi. Nana lütfen. Çocuklar, başka çaremiz yok. Şu anda içinde bulunduğumuz tehlike çok büyük. Bunu yapmak zorundayım. Ne de olsa yarı insan sayılırım. O mağarayla baş edebilirim. Sersem. Bilgin. Bilgin çok bilmiş. Bilgin neredesin? Beni duyuyor musun? İmdat, buradayım. Geliyorum. Bilgin, iyi misin? İyiyim. Ama burada esir kaldım. İyi de neden sihir yapıp buradan kurtulamadın? Neyse ben hallederim. Sakın bunu yapma. Yoksa mağara canavarlarını daha çok kızdırırsın. Zaten bizim varlığımızdan hoşlanmıyorlar. İyi ama ne yapacağız? Sana buradan git diyorum. Burası bizim. Seni istemiyoruz. Bunu yapamayacağım. İlerlememe izin vermiyorlar. Biliyorum. Bir insan bulamaz mısın? Onlar insanlara bir şey yapamıyorlar. Beni ancak bu şekilde buradan kurtarabilirsin. Kulina ve Makbuş'u eski haline getirebilecek miyiz? Buradaki mantar tozlarını almayı başarırsam iksiri hemen hazırlarım. Tamam. Tamam. Bir yolunu bulacağım. Dikkatli ol. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama işlerin düzelmesi için Bakmış'ın tekrar eve dönmesi ve Kulina'nın gitmesi için tek yol bu. Hem oyuncaklar dünyasını bir kere daha göreceğiz. Ama sözümden hiç çıkmayacaksınız, anlaştık mı? O mağara çok tehlikeli. Peki. Ne zaman gidiyoruz? Hemen. Demek çocuklar almaya siz geldiniz küçük hanım. Ne kadar güzel. Anneniz Kulina Hanım akşam için hazırlanıyorlar mı? Ya hem de nasıl. Güzel. O halde akşama görüşürüz. Hoşça kalın. Gelmiyor musunuz? Hayır, onları ben götüreceğim. Alışveriş yapacağız daha. Ben de sizinle geleceğim. Ya. Neler oluyor ya? Bu şapka kafama nasıl geçti? Bu kadar ödebildim. Hey, neredesiniz? Nasıl bitireceğim? Ya, servisi kaçıracağım. Şuraya bak. Nana. Geldim, merak etme. Birazdan seni kurtaracağız. Bak yanımda dünyadan 2 tane çocuk var. Çocuklar, el ele tutuşup Bilgin'in yanına gidin. Gördüklerinizden sakın korkmayın, tamam mı? İnsan olduğunuz için size hiçbir şey yapamazlar. Bana güvenin. Hadi ne olur. Korkuyorum. Dikkatli olun. Elimi sıkı tut. Çok korkuyorum. Nana'ya güven, bir şey yapamazlar bize. Korkmayın, hiç korkmayın. Dikkatli olun çocuklar. Şimdi hemen şu mantar tozlarından alıp buradan gidelim. Çabuk olun. Daha hazır değil mi? Tamam tamam, bitmek üzere. Sonunda. Hadi bakalım. Hemen bunu kulineye içelim. Peki de Makbuş ne olacak? Evet, onu burada bırakamayız. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Ha? Siz de kimsiniz? Makbuş bizi tanımadın mı? Yüce Makbuş. Arkandan iş çeviriyorlar bak. İksirler falan. Sen çok oldun ama. Evet, hazırım. Aa, Nana, çocuklar, burası neresi evladım? Ne işimiz var burada? Oh be! Ben kimim? Burası neresi? Siz kimsiniz? İnsanı çatlatmayın, anlatsanıza neler oluyor? Şimdi hiç vaktimiz yok ama söz, her şeyi anlatacağım sana. İnanman biraz zor olacak ama... üzerimdeki kıyafete bakılırsa öyle olmalı. Her şey için çok teşekkür ederim Bilgin. Görüşürüz. Bugün bu kadar yeter şoker. Yarın da bütün sarayı temizlersin. Emredersin Yüce Kuliler. Sana söylediklerimi sakın unutma. Sen temizlik yapmak için doğdun, bir de iyilik yapmak için. Bütün hayatın bu. Peki Yüce Kulina. Çekilebilirsin. Peki Yüce Kulina. Ay peki Yüce Kulina, peki Yüce Kulina. Başka laf bilmez misin? Peki Yüce Kulina. Çekil. İyi geleceğine emin misin? Evet Yüce Kulina, merak etme. Hafıza iksirinin etkilerini tamamen geçirecek. Ayol, üzerinden ne kadar zaman geçti, hala tam olarak düzelemedim. Hafızam arada bir gidip geliyor. Merak etme. Bir hafta boyunca günde 2 kere içersen hiçbir şeyin kalmaz. O şokere yapacaklarımı biliyorum ama. Cezasını verdin ya. Tüm oyuncaklar dünyasını temizleyip yeniden boyuyor. Beter olsun. Az bile ona. Asıl şimdi ona vereceğim ceza onun aklını başına getirecek bence. Ne yapmayı düşünüyorsun? Görürsün. Ay, bu arada sen de bana şu güzellik formüllerinden bir şeyler hazırlamayı unutma. Aa, hiç unutur muyum? Hazır sayılır. Ay bakalım işe yarayacak mı? Ay merakla bekliyorum. Aslında o kadar güzelsin ki hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ay çok hoşsun. Ama ben daha da genç ve güzel görünmek istiyorum. Ay hadi bakalım. Bay bay. Ay çok heyecanlıyım. Yüce Kulina, konseyden beklediğiniz yanıt geldi. Ver bakayım. Buyurun. Güzel. Evet Şoker Efendi, şimdi yaktım çıranı. Zaten bunu çoktan hak etmiştim. Uyuma, yürü gidelim. Şoker. Görmüyor musun? Boya yapıyorum. İyi ama Kulina sana sihirle yapmamanı söylemişti değil mi? Sersem mahluk. Bütün oyuncaklar dünyasını elimle boyayacak halim yok da. Kulina'ya seni söyleyeceğim, tamam mı? Hele bir söyle. Seni var ya seni. Ay, ay. Eyvah Kulina. Ay. Sakın ağzını açma. Kollarını tamam, da ben silerim ona göre. Boşuna uğraşma Şoker. Ne yaptığını gördüm. Ama Kulina... Böyle saçma ceza mı olur? Gördün mü? Koskoca oyuncaklar dünyasını böyle elle nasıl boyarım ki? Şimdi nasıl boyuyorsan öyle. Bu ceza çok ağır ama. Sen bu cezaya ağır mı diyorsun? Çok komik. Komik mi? Asıl cezam burada. Periler Konseyi'nden izin almam gerekiyordu. Ve bu izni aldım bile. Çok tırsıyorum Gülüne ya. Dünyaya gidiyorsun. Dünyaya mı? Aman ne şahane. Bu bana ceza değil, ödül oldu. Ama sen dünyadayken sürekli gözüm üzerinde olacak. Ayrıca orada bir de görevin olacak. Görevin mi? Ne heyecanlı. Görevim ne? Nana'nın kölesi olacaksın. Ne? Nana'nın kölesi mi olacağım? Çok güzel. Böyle saçma ceza mı olur? Hazırladığım iksiri içince olur mu olmaz mı göreceksin. Hayatta içmem ben o iksiri ya. Hayır, istemiyorum. Asla olmaz. Ay, sana fikrini soran yok ki. Bana bakın. Kesinlikle onu gözünüzün önünden ayırmayın. Tamam. Kurşun, yoksa sen de ceza alırsın ona göre. Hiç merak etme Yüce Kulina. Gözümü üzerinden ayırmayacağım. İyi ama gözün kapalı değil, açık olsun. Ah, ben de bu arada şu iksiri yapıp geleyim. Hoşça kal Şoker. Kulina, şaka yapıyorsun değil mi? Çok tırsıyorum ya. Hemen buraya engel olmalıyım. Ama nasıl? Nana'nın kölesi Şoker. Bence çok yaratıcı bir düşünce. Sen ne dersin Kurşun? Bence nasıl? Vurmasana. Çok komik. Ben ne yaptım ki? Ama son gülen ben olacağım. Hey Kurşun, benim canım sıkıldı. Arkadaşlarla biraz oyun oynayıp döneceğim. Sakın gözünü onun üzerinden ayırma. Merak etme. Kurşun uyu. 5 dakika uyanma yeter. Küçük bir işim var. Halledip hemen geleceğim. Merak etme. Mışıl mışıl uyu. Evet Şoker Efendi. Benim hafızamı silmek ne demekmiş göreceksin. İşte. Yürü. Bir saniye bile yalnız bırakmadık Yüce Kulina. Aferin size. Evet Şoker, aç ağzını, gözünü bakalım. Hayır, içmeyeceğim. Böyle saçma ceza mı olur? Ben Nana'nın kölesi falan olmam. Öyle bir içeceksin ki. Uyan da tut şunu. Sıkı tut. Gel bakayım, gel bakayım. Ayıp oluyor ama. Yüce sahip Nana nerede? Ona hizmet etmem lazım. Onu mutlu etmem lazım. Bu gerçekten çok komik. Şoker'e bak. İşte bitti. Şimdi içebilirsin. Şimdi bunu içince eski çağların prensesleri gibi pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavuşacağım? Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. İmkansız. Nerede yanlışlık yaptım acaba? Ne oldu söylesene, bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Beni affet. Hayır! Hayır! Olamaz! Bana nasıl yaparsın? Çabuk bir şeyler yap. Beni eski halime getir. Ah, olamaz. Ne hale geldim inanamıyorum. Bir dakika, merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Beni bu halde kimsenin görmesine dayanamam. Çabuk ol, hadi çabuk. Bu da ne? Bu kağıdı bulduğunuzda belli ki Kulina bana bir şeyler yapmış demektir. Ben de kendimi garantiye almak için o çok bilmiş ampul kafanın Kulina için hazırladığı formülde kendime göre küçük bir değişiklik yaptım. Haber Kulina, kendini nasıl hissediyorsan? Ah Şoker, seni beynime geçirirsem. Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan bir an önce eski halime gidin. Burada sonuçlarına katlan. Ha? Bu görüntü kendini 5 saniye içinde yok edecektir. Şoker! 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 İtiraf etmeliyim ki bu Şoker çok zeki bir almış. Sen de kendime köle yapmadan önce kapı çeneni. Hani gözünüzü bir an bile Şoker'in üzerinden ayırmayacaktınız, ne oldu? Yine yapmış yapacağını. 5 dakikalığına kurşun askere emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. Aferin, iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama sadece bir gözümü dinlendirdim, o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim, gözünü 4 açacaksın dedim. Ay. Anlaşıldı, sen uyurken yapmış. Şimdi ne olacak bakalım, çok bilmiş. Şoker'e ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of, gidip getireceğim onu. Ay, yüzüm çok mu kötü, bakın bakalım. Ay 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 ay. Ay, hiçbir kadın bunu hak edemez. Cani Şoker, ruhsuz, kalpsiz, kara vicdanlı. Hadi çok bilmiş. Ne zaman hazır olacak bu iksir? Tamam Kulina, sabret, bitmek üzere. Yat kalk da bana dua et. Bak, acıdım da formülü söyledim. Seni düzeltmeseydim hala Nana'nın kölesi olarak kalacaktın. Ahmoş. Ayrıca saatlerce yalvarttın, bizi unutmadın. Ya nasılmış? Ha? Sen bana 2'de 1 olmadık cezalar verdiğinde ben de böyle çaresiz kalıyorum işte. Şu iş bitsin, seninle o zaman hesaplaşacağız. Benimle uğraşmanı hiç tavsiye etmem Kulina. Sen iyice şımardın ama sıran gelecek, merak etme. İşte hazır. Ha, ay nihayet, ver. Ah, çok korkuyorum. Umarım işe yaramıştır, ay. Ah, dur, ilk önce ben bakayım. Ah, ah. Anneciğim. Ah, olamaz. Ah, yine mi başaramadık yoksa? Şaka yaptım canım, şaka. Senin işin bitmedi Şoker. Ama önce psikolojimi düzeltmem lazım. Acaba kendimi nasıl mutlu edebilirim? Ha. Biraz iltifat her kadına kendimi çok iyi hissettirir. Ampul kafa. Ahmoş. Bizi çağırmışsın Kulina. Diğerleri oyun oynuyorlar herhalde. Evet. Yazık, bu eğlenceyi kaçıracaklar. Eğlence mi var? Hem de nasıl. Hepimiz çok güleceğiz. Yaşasın, yaşasın. Tamam Titi, dur bir dakika. Ah sevgili Gorfo, senin bir dileğini gerçekleştirmeye karar verdim. Öyle mi? Yaşasın. Demek artık çizgi film kahramanı oluyorum. Hayır Gorfo, daha da çok istediğim bir dileğini gerçekleştireceğim. Hadi Kulina, daha çok heyecanlandırma da söyle. Pekala. Söylüyorum. Bundan sonra artık sen de normal bir bedene kavuşacaksın. Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Yaşasın, benim de bir bedenim olacak. Artık ayaklarım olacak. İyi ama bu nasıl olacak? Çok basit. Şoker'in bedenine seni sokacağım. Senin bedenine de Şoker. Elimizde sadece Şoker mi var? Maalesef. E ne yapalım? O da olur. Kulina, şaka yapıyorsun değil mi? Hı. Bu cezaüstü bir şey. Şaka falan değil Şoker. Acı gerçek. Yaşasın, yaşasın. Sonunda bir bedenim oldu, yaşasın. Kulina, bana bunu yapamazsın. Bir aptal çizgi karakter olarak da yaşayacağım ben artık. Öyle de bir yaparım ki. Sizi var ya sizi. Hemen ben eski halime dönüştüm. Sizi var ya sizi. Korkma. Çık oradan. Korkma. Korkma. İlahi Makbuş, hadi Nana'yı alıştırdım bu filmlere, onu anladık. Ama ben de müptelası oldum canım. Makyajım da bozulacak. Sinir oluyorum şu Türk filmlerine. Tam kötüler emeline ulaşacak diye ümitlenirken son anda saçma bir şey oluyor. Bu salak iyiler mutlu oluyor. Saçma. Şaşkın kız ne olacak? Ah ah, ben de o faytonlarla yapılan ada gezilerini Haliç'te yaptığımız kayık seferlerini özlüyorum. Ama ne yapalım? O günleri geri getiremeyeceğimize göre bu dönemin kendine göre güzel yanlarını görmek en iyisi. Aşk olsun Kulina. Neden o günleri geri getiremeyecekmişiz canım? Ah Nana. Bir de beni sevmezsin. Bak, dileğini yerine getirmek için nasıl da çılgınlar gibi uğraşıyorum. Hem eğlenirim hem de ceza almam. Ne şahane. Nana'nın insan olmasına engelleme çabalarıma biraz ara vereyim ki Kulina bu işten vazgeçtiğimi düşünsün. Sonra onların hiç ummadıkları bir anda bom! Oh. Ama nerede bu? Dünyada zamanı geriye almak. Bu kez işim oldukça zor görünüyor. Ama yılmayacağım. Şoker hiçbir zaman yılmaz. Dur bakayım. Yaşasın. Yılmama gerek kalmadı. İşte buldum. Oh, ay çok güzel. Artık gidebilirim. Yine dünyaya mı? Ayol, koskoca oyuncaklar ülkesinin baş perisiyim. Yüce konseye hesap vermiyorum. Şu sersem kuşa her şeyin hesabını vermek zorunda kalıyorum. Dünyaya mı dedin? Evet canım, dünyaya. Bir itirazın mı var? Yok, gidebilirsin. Ay çok teşekkür ederim izin verdiğin için. Ay. Sersem. İşte oldu. Mis gibi koktu. Oh. Evet Nana. Bakalım yeni yaşamını nasıl bulacaksın? Bu iyiliği de benden başka kimse yapmazdı sana. Ben çayları getireyim. Aa, dur kızım. İyice bir demini alsın değil mi? Acaba hangisini içecek? Ben de çok alıştım çaya değil mi Makbuş? Ya hele bir de cam bardakla içmeye alırsan daha çok keyfine varacaksın. Koca kupayla içince tadı kaçıyor çayı. Nana'nınki bu işte. Nana bunu içince herkes bu iksirden etkilenecek. Demlenmiştir artık. Kulina Hanım, keşke siz de bir bardak içseydiniz. İlahi Makbule Hanım, ay siz de bir hoşsunuz yani. Kaç kere söyledim, periler bir şey yiyip içemezler diye. Tabii iksir dışında. Hı hı. Ne bileyim, bir türlü alışamadım. Sizi böyle kanlı canlı görünce yemez içmez olduğunuzu unutuveriyorum. Nana, çaya bile alıştın. Hı hı. Sen kesinlikle yakında insan olacaksın. Ya. her zamanki çay yavrum. Ay, ne bileyim, bir anda sanki başım döndü. Ah Nana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani sanırım. Ay, galiba bana da bir şey oldu. Ay, midem bulandı bir anda. Nana, yoksa yanlış bir sihir falan mı yaptın? Hayır, hiçbir şey yapmadım. Ay kızlar, bana da bir şeyler oluyor. İyi ama sen çay içmedin ki Kulina. Ay. Hakan, ya ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben de. Sanki bir anda tansiyonum çıktı birden. Spagettileri bir anda mideye indirdik. Olacağı buydu işte. Zehirlendik mi acaba ya? Simge, benim midem bulanıyor. Ya ben de kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ay, bize bir şey mi dokundu acaba? Bizim midem bulanıyor. İşin konusu benim de. Kesin Emre'nin bize verdiği şekerler yüzündendir. Ya gıcık mısın kızım ya? Sana da yaranılmaz. Yemeseydin o zaman. Senin bir şey yok mu? Ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama şekerler yüzünden değildi. Ya nedendir peki? Ne bileyim. Bugünkü yemek bozuk gibiydi.